Herkese merhaba. BG Matematik Okulu'na hoş geldiniz sevgili gençler. Bugün birlikte EBOB ekok problemleri nasıl çözülüyor? EBOB ekok nasıl hesaplanıyor? Hızlıca özet yapacağız. Ardından soru çözümü yapacağız. Biliyorsunuz daha önce yani sene başında bu konuyu zaten işlemiştik. Milli Eğitim'in bu salgından dolayı da yayınladığı yeni konu listesine göre bir dönem konuları çıkacak biliyorsunuz. Onun için konuları bir daha baştan ele almaya başladık. Hızlı bir tekrar yapıyoruz sevgili gençler. Ardından bol bol soru çözeceğiz. Evet bugünkü konumuz EBOB ve EKOK. Bir önceki videomuzu izlemediyseniz orada da çarpanlar, katlar konusuyla ilgili sorular çözmüştük. İzlemediyseniz açıklama kısmında link var sevgili gençler 8. sınıf konu listesi diye oradan ulaşabilirsiniz. Ve konu istekleriniz olursa, farklı fikirleriniz olursa sevgili gençler yorum kısmına yazın. Yeni videoları sizin yorumlarınızla şekillendireceğim. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmuyorlar. Ayrıca videoları beğenerek bana destek olabilirsin. Hadi Hazırlanın, başlıyoruz. Evet, başlamadan önce ilk olarak geçen çarpanlar katlar videomuzdaki bir soru bölümündeki soruyu hemen birlikte hızlıca çözelim. Bir yönergeli soru bize ters asal sayı diye bir yönerge vermiş. Diyor ki, verilen sayının asal çarpanının büyükten küçüğe doğru yazılınca oluşan sayıya ters asal sayı diyor. Örneğin, 18'in asal çarpanları 2 ve 3'tür. Bunu ters yazarsınız, 32 ters bir asal sayıdır diyor. Tamam? Buna göre 50 ve 77'nin ters asal sayıları hangi sayının karesidir? Hemen ne yapacağız? 50 ve 77'yi asal çarpanlarına ayıracağız ve bulacağız. Hemen bakalım. 50 diyorum. Hızlıca yapalım. 2'ye böl 25, 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 5'e böl 5, 5'e böl 1. Asal çarpanları neymiş 50'nin? 2 ve 5. Ters yazarsam 52. 50'nin ters asal çarpanı 52. Gelelim 77'ye. 2'ye bölünmez 3'e bölünmez direkt 7'ye bölersin. 11, 11'e bölersin 0. Neymiş asal çarpanları 7 ve 11? Ters olarak yazarsam 11 ve 7 yazarsın. 117 olur. Ters asal sayıların toplamı diyordu. Hemen toplayalım. Şurada toplayayım. 117 artı 52 9, 6, 1. Bu kimin karesidir diyor. 169 13'ün karesidir sevgili gençler. Cevabımız 5 şıkkı şimdi konumuza başlıyoruz. İlk konumuzda EBOB ve EKOK nedir ve kısaca nasıl hesaplanıyor? Hemen öğretip geçeceğim sevgili gençler. EBOB'un açılımı en büyük ortak bölen demek. ECOG ise en küçük ortak kat. Burada bize şu kelime burada kat. Buradaki B harfi bölen anlamına geliyor. Biz buradan aklımıza gelecek. Buradan hatırlayacağız. En büyük ortak bölen en küçük ortak kat. Tamam mı? Bunları bulurken birazdan nerelerde kullandığını ayrıca anlatacağım sevgili gençler. Nasıl hesaplanıyor ona gelelim. Bakın 8 ve 12'nin hem ebobunu hem de ekokunu birlikte bulalım. Giriş kısmı çözme yöntemi aynı. Bak 8 ile 12'yi asal çarpanlarına ayırıyorsunuz. Bu yöntemi zaten biliyorsunuz. Başlıyoruz. 2'ye böl. 4. 2'ye böl. 6. 2'ye böl. 2. 2'ye böl. 3. 2'ye böl. Bu bölünür bu bölünmez. 3'e böl bu bölünür bu şekilde ayırıyorduk ya. İşte EBOB bulurken ortak olanları işaretliyorduk. Bak her ikisi de ikiye bölündü işaretle. Her ikisi ikiye bölündü işaretle. Her ikisi ikiye bölünmedi. Bak iki bölünmüştü, üç bölünmemişti. Onun için bunu işaretlemedik. Burada sadece üç bölündü. için bunu da işaretlemedik. EBOB bulurken ortak olanları işaretliyorduk. Her ikisinde bölenleri işaretliyorduk. EBOB eşittir. Bunları çarpıyorduk. 2 kere 2, 4 diyorduk. Yani 8 ve 12'nin ebobu en büyük ortak bölenleri 4 diyorduk. Ekok bulurken de yine 8 ve 12'yi yazıp asal çarpanlarını aynı yöntemle ayırıyorduk. Ama bu sefer işaretleme yapmıyorduk. Direkt bölüyorduk. 4, 6, 2'ye böl. 2, 3, 2'ye böl. Bu bölündü, bu bölünmedi. 3'e böl. 1. Ardından ekok bulurken bunların tamamını çarpıyorduk. 2, 2, 2, 3. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 3. 24 buluyorduk. Yani 8 ile 12'nin en küçük ortak katı 24. Hemen bir soru çözelim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanım testlerinde sorduğu bir soru. Tam yenilisi soru tarzlarından değil, sadece kazanım testi bilgimizi ölçmek amaçlı. Bize böyle bir tablo veriyor. Bak çarpanlara ayırmış. Bizden EBOB bulmamızı istiyor. Biz hem EBOB'u bulacağız hem de EKOK'u birlikte bulacağız. Hemen burada EBOB'u bulalım. EBOB neydi? Az önce demiştim. İsterseniz tabii durdurup kendinizi çözebilirsiniz gençler. Hocam sizden dinliyorum diyenler devam etsinler. Diğerleri durdursun. Bakın EBOB için ne yapmıştık? Aynı anda ortak bölünenleri almıştık. Hemen buradan bakıyorsunuz. Bak A ile B 2'ye bölünmüş C ve D olmuş. Yani her ikisi de bölünmüş değişmiş. İşaretle bunu EBOB'a alacağım. C ile D 2'ye bölünmüş C değişmiş D değişmemiş. Yani D bölünmemiş ortak değil. E ile de 3'e bölünmüş. E değişmiş ama D yine kalmış. Bu da ortak değil. Buraya geldim. F ile de 3'e bölünmüş. F, G olmuş. D yine değişmemiş. Şu satıra geldik. 5'e bölmüş. G değişmiş. D de değişmiş. Bak yine bu da ortak çıktı. Sonra da 7'ye bölmüş. Bu şekilde gitmiş. Buradan EBOB bulmak için sadece işaretli olanları çarpman yeterli. 2 kere 5, 10. Ekok bulmak için ne demiştik? Tamamını çarp. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7 yapıyor. Çarpalım. 2 kere 2 4. 4 ile 5'i çarpalım. 20. 20 kere 9 180. 180 7'yi çarp. Çok büyük bir sayı çıkıyor işte. Yani bunların hepsini çarparak ekokunu da bulabilirsin. Anlaştık. Ebob ortak olanlar ekok tamamı. Peki bir de bu sorularda bazen bize A ile B'yi soruyor. Bunları nasıl buluyoruz? Ya da arada C'yi sorabiliyor ya da farklı bir harfi sorabiliyor bize. Bunu yaparken de aşağıdan başlayarak ilerleyerek gidiyorsunuz. Mesela eğer A'yı bulmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? A'nın olduğu sütundan yukarı doğru gidiyorsunuz. Bak 1 kere 7 burayı verecek 7. 7 kere 5 35 burayı verecek. 35 ile 3'ü çarpıp buraya zikzak çizerek yukarı doğru çıkıyorsunuz. Ve burada A sayısını buluyorsunuz. Tabi bunu yaptığınızda çok büyük bir sayı çıktığı için uğraşmayacağız. Ama yöntemi anlayasınız istedim. EBOB bulmayı hızlıca hatırladık sevgili arkadaşlar. Şimdi problemlerde EBOB ile EKOK'u nasıl ayıracağız? Onu hatırlayalım. Bakın, zaten biz bu EBOB EKOK'u niçin öğreniyoruz? Problemleri çözmek için. Bize yeni nesil sorularda çok fazla soruyorlar bu tarz soruları. Önce oradaki ince noktayı yakalayıp EBOB mu, EKOK mu onu anlamak lazım. Size böyle aslında böyle örnekler de vermek istemiyorum. Oradaki mantığı yakalamanızı istiyorum. Bunun için şöyle bir ipucu verebilirim. Bakın EBOB için paylaşma bölme içeriyorsa yani size bir, bir sayı vermiş. A ve B sayılarını vermiş ya. Bu sayılardan daha küçük sayılar elde etmenizi istiyorsa buna paylaşma bölme yapmamız gerektiği için EBOB diyorsunuz. Eğer size küçük sayılar vermiş sizin bu işlem sonunda bunların katları olan bir sayı bulmanız istiyorsa EKOK oluyor. Örnek bakacak olursak bakın mesela. Genelde bunu çok sorarlar. İki farklı çuvalda mesela yağ var, buğday var. Bunun gibi şeyler varsa bunları genelde poşetlere doldur der. Yani büyük çuvaldan küçüğe koyduğumuz için bölme. Yani EBOB. İki farklı grup vardır mesela pikniğe giderler, kampa giderler. Bunları eşit çadırlara dağıtırsınız. Yine büyük grubu küçük çadırlara dağıtmak. Yine grubu bölmek. Dikdörtgenden kareler yapmak. Dikdörtgen bir zeminden bahseder. Havuzun yüzeyi olabiliyor. Bunu kare fayanslarla döşerlerdi. Yani büyük bir dikdörtgenin içinde kareler oluşturmak büyük olanı bölmektir. Yine eboptur. Bir sonraki mesela kumaş parçaları, çubuk parçalarını eşit aralıklarla böl diye sorar. Zaten böl diyorsa direkt ebob diyebilirsiniz. Ama dikkat edin bakın size verilen sayılar büyük olacak. Elde edeceğiniz parçalar küçük olacak. Bazen soruyu yine bölmek olarak soruyor. Ama bize parçaların boyunu veriyor. Bütünü isteyebiliyor. Dikkat edin. Eğer parçayı verip bütünü isterse o zaman katını alıp ekok yaparsınız. Aradaki farka dikkat. Bir sonraki. Tarlanın etrafına eşit ağırlıkla fidan dikeriz. Ne, ne demek bu? Tarlanın kenarları ya onları eşit bölmek anlamına geldiği için. Yine ne var burada? EBOB var. Ekok sorularında ise mesela aynı anda harekete başlayan araçlardan bahseder. Bu araçlar mesela bir 3 saatte biri 5 saatte gider. Bunların ne zaman karşılaşacağını sorar. Karşılaşma 3 ve 5'in herhangi bir katında olacağından dolayı kat yani ekok. Nöbet tutan adamlardan doktorlar, hemşireler ya da farklı bir grup olabilir. Yine o sürenin katında olacağı için yine ekok. Mesela az öncekine benziyor. Bak dikdörtgenlerden kare yapmıştık ya. Burada ise dikdörtgenleri birleştirip kare yapıyor. Bak dikdörtgenleri eşit karelere böl. İşte dikdörtgeni bölüp kare yapıyorduk. Burada ise dikdörtgenleri birleştirip büyük bir kare yapacağımız için küçükten büyük elde edeceğimiz için katını alacağız EKOK. Bir şeyi üçerli ve beşerli sayabiliyorsak o zaman ne yapacağız? Bu üçün ve beşin katında bir sayı olacağından dolayı yine EKOK diyoruz. Bunları bir daha kendiniz şöyle özetleyebilirsiniz, bir daha tekrar edebilirsiniz. Temelde en başta söylediğim gibi bak arada paylaşma ve bölme hissediyorsan büyükten küçük elde ediyorsa ebop, eğer küçükten büyük elde ediyorsa kat alma diyorsun. Tamam. Bunu anladıysan artık soru çözmeye geçiyoruz. Evet ilk problemimizle başlayalım. İlk problemlerimiz çok yeni nesil değil. Biraz daha konuyu anlamaz açısından. Yine Meb'iniz hazırladığı bir soru sevgili gençler. İsteyen arkadaşlarım bu soruları çözerken kendileri durdurup çözebilirler. Hemen başlayalım. Bir kutudaki bilyeler dörderli ve alçarlı sayıldığında her seferinde 3 bilye artıyor. Bak temelde dörderli ve alçarlı sayınca her seferinde 3 artıyor değil mi? Yani benim aradığım sayı bu 4'ün ve 6'nın bilye sayısı bu 4 ve 6'nın katı olacak bir ifade sonra da 3 artıyormuş. O 3 artmayı kafanızı da yormayın sevgili arkadaşlar. Önemli olan 4 ve 6'nın katını bulmak. O 3'ü sonra üzerine o artanı üzerine ekleyebilirsiniz. Yani 4 ve 6'nın katı olacağı için biz ne diyeceğiz buna? Bu bir ekok sorusudur. Kat alma. Hemen 4 ve 6'nın ekokunu bulacağız. Şurada yazalım. 4, 6. 2'ye böldüm. Ekok olduğu için işaretleme yapmayacağız. 2, 6, 2'ye böl 3. 2'ye böl 1. Bu bölünmez. 3'e böl 1. Hemen ekok yazalım. Ekok eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 3. 2 kere 2 4. 4 kere 3 12. Tamam. Yani aradığımız bilye sayısı 12 olabilir. Güzel. 1. Bir. Birinci ihtimal. 12 olabilir. Her seferinde 3 arttığı için yani 15 olabilirmiş. Bu kutudaki bilye sayısının 400'den fazla olduğu biliniyor. Güzel. Bak o zaman ne yapacağız? Bunun katını alacağız. 15'in mi katını alacağız? Ekok olan 12'nin mi sizce? Tabii ki 12'nin sevgili gençler. 3 artmayı hep sonradan ekleyeceğiz. Yani 12 olabilir, 24 olabilir, 3 tane de artar 27 olur. Tamam Bu şekilde değerlendireceğiz. Yani 3'ün eklenmiş halinin katlarını almayın. İlk halinin katlarını alacağız. Şimdi 400 dediği için 12'nin hangi katı 400'e yakın ona bakacağız tamam mı? 10 katı alsak 120, 20 katı alsak 240, 30 katı alsak 360. Bir daha 24 daha ekleyelim. Hatta 36 ekleyelim. 396. 36 12'nin katı ya. Bak 396 oldu. 3 artar dedik. 399. Yine 400 olmadı. O zaman bir daha 12 ekleyelim. 396'ya eklersem 10 ekle 306. 2 ekle 308. Pardon 408. Sonra da 3 ekliyorum. O artan 3'e ekliyoruz her zaman. 311 300 deyip duruyorum. 411 olacak. Cevabımızı bulmuş olduk. Neymiş? En az 411 oluyormuş. En az diyor sevgili gençler. İsterseniz buna bir daha 12 ekler. Farklı bir ihtimali de bulabilirsiniz. Ama biz 400'ü geçen en düşük ihtimali bulmuş olduk. Evet sorumuzun çözüm bu şekildeydi. Umarım çözmüşsünüzdür veya en azından çözümü anlamışsınızdır. Evet ikinci problemimiz yine durdurmak isteyen arkadaşlarımız soruyu kendileri çözebilirler. Ben başlıyorum. Sorumuzda otomatik iki zilden birincisi 36 dakikada ikincisi 45 dakika aralıkla çalmaktadır. Bu iki zil saat 7.30'da birlikte çaldıktan sonra ilk kez saat kaçta yine birlikte çalarlar. Bakın Sürelerimiz büyük geliyor ama kafanız karışmasın bak. Bizim aradığımız süreler yani bir daha birlikte çalacakları süre sizce bunların bir katı mı yoksa bundan küçük bir dakika mı? Tabii ki ne olacak? Bunların bir katı dakikada, daha büyük bir dakikada karşılaşacaklar. Önce biz bu saate bakmadan bunların ne zaman karşılaşabileceklerini, kaç dakika sonra karşılaşabileceklerini hesaplayacağız. Bunun için de 36 ve 45'in ortak bir katını bak katı dediğime göre ne olacak? Ekok hesaplayacağız. Hemen hesaplayalım. 36 ve 45 2'ye böl 18 45 bölünmez. Evet biraz büyük çıkacak. 2'ye böl 9 45 bölünmez. 3'e böl 3 3'e böl 15. 3'e böl 1, 3'e böl 5, 5'e böl 1. Evet, ekoku kolayca hesaplarız buradan artık. Neydi? Hepsini çarpacaktık. 2 kere 2 4. Hatta yazalım. Karışmasın. Ekok eşittir. 2 2 3 3 5. 2 kere 2 4. 4 kere 5 20. 20 kere 9 180. Evet. Aradığımız dakika neymiş? 180 dakika sonra bunlar birlikte karşılaşacak. Bu 180 dakika sonrasını hesaplayalım. Şu an saat kaç? 07.30. 180 dakika geçecek. 180 dakika ne demek? 3 saat demektir. Yani 60, 60, 60, 3 saat. 3 saat sonra ne olacak? 10, 30 olacak. Cevabımız neymiş? D şıkkı oluyormuş. Evet. Yine ekok temel bir problemdi. Evet sorularımız gitgide zorlaşıyor sevgili gençler. Üçüncü problemimiz yine durdurup çözmek isteyen arkadaşlarımız kendileri çözebilirler. Hemen bakalım. Bir fabrikada çalışan iki işçiden Ali Ali diyelim. Ne yapıyormuş? 5 gün çalışıp bir gün izin yapıyor. 5 gün çalış, bir gün izin. Ahmet ise buna da ah diyelim. 7 gün çalışıp bir gün izin yapıyor. Hem Ali hem Ahmet bir pazar günü izin yapıyorlar. Buna göre bu iki işçinin tekrar pazar günü birlikte izin yapabilmesi için en az kaç gün beklemeleri gerekiyor diyor bu sürelerin bir katı olan zamanda karşılaşacaklarından dolayı yine bu da bir ekok sorusu oldu. Evet 3 tane ekok sorusu arka arkaya gelmiş oldu ama önemli değil EBOB'da çözeceğiz. Sorumuza gelecek olursak burada bir detay var. Bak normalde 5 gün ve 7 gün der geçerdi. Fakat bu kez, ortaya bir günlük de izin çıkıyor. Yani biz soruyu değerlendirirken burada 5 ve 7'yi değil izin yaptıkları günleri de dahil ederek değerlendireceğiz. Ardından sorumuza geleceğiz. Ne demişti bize? Pazar günü. Bugün pazar olduğunu kabul edin. Tamam. Burada birlikte ne yaptılar? Tatilini yaptılar. Sonra pazartesi her ikisi birlikte işe başladı. Tamam. Her ikisi pazartesi işe başladı. O zaman bu süreler tam pazartesiden başlayacak. Çünkü izin günden sonra başlayacak. Bizim arayacağımız süreler neydi? 6 ve 8'in ortak bir katı. Hemen hesaplayalım. 6 ve 8'in ortak katı yani ekok hesaplayacağız. 2'ye böl 3. 2'ye böl 4. 2'ye böl bölünmez 2. 2'ye böl bölünmez 1. 2'ye böl 2'ye böl değil tabii ki 3'e böl 1. Buradan ekok eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. Bu Devam edelim hemen. 2 2 4 4 kere 2 8 8 kere 3 24. 24 saat mi gün pardon 24 gün sonra karşılaştılarmış yaşasın hemen cevabı 24 diyelim mi demeyeceğiz neden sevgili gençler bakın dikkat edin ne diyor bize bu iki iş, işçinin tekrar pazar günü karşılaştırmaları gerekiyor pazar günü karşılaşmalarını istiyoruz bakalım gerçekten 24 gün sonra zaten bu sorunun en temel yeri de burasıydı siz bu soruyu buraya kadar herkes çözebiliyor zaten. Bunun 24 olduğunu bu şekilde çözeceğini anlayabiliyorsunuz. Ha, bu bir günü ekleyip böyle yapacağını biliyorsunuz. Önemli olan bu noktadan sonrası. Bak şimdi pazartesiydi. 24 gün sonra ne olur? Bakın 7-7 gittiğini düşün. 7 gün sonra pazartesi. Bir 7 daha pazartesi. Bir 7 daha. 21 gün sonra pazartesi. 3 gün gidince çarşamba oluyor. Olmadı değil mi? Yani pazara denk gelmedik. O zaman ne yapacağız? Biz bu 24'lü döngü olarak tekrar devam edeceğiz. Her 24'te bir birlikte karşılaşacaklar ama başka günlere denk geliyorlar. O zaman bu iyi kaçıncı 24'ün pazara geldiğini bulmamız gerekiyor. Bunu da yaparken 24'ün hangi katı 7'nin katıdır diye düşünürseniz bu da 7 tane 24 gün geçmesi yani 7 kere 24'ten bulabiliyorsunuz. 7 kere 24, 7 kere 24 de 168 yapıyor. Yani 168 gün sonra tekrar pazar günü karşılaşırlar diyoruz. Evet dördüncü problemimize geldik. İsteyen arkadaşlarımız durdurup kendileri çözebilirler. Hemen devam edelim. Uzunluğu 120 cm ve 165 cm olan iki tahta parçası bir kesme makinesiyle santimetre cinsinden tam sayı olacak eşit uzunlukta parçalar ayrılacaktır. Neymiş? Bir daha yazalım. 120 santimetre ve 165 santimetreymiş. Bu makineyle bir kesme işlemi 15 saniye sürüyor. Bir kesme işlemi 15 saniye. Bu işin tamamı en az kaç saniye sürüyor? Bakın ne yapacaktık? Parça sayılarımız eşit olacaktı. Yani biz bunları böleceğiz. Bölme geçiyorsa hemen ne diyoruz? Bu bir EBOB sorusu. Hemen hesaplayalım. Çiz. EBOB biraz uzun sürüyor. Onun için bir pratik kullanacağım. EBOB'da ne yapıyorduk? Ortak olanları alıyorduk değil mi? Onun için ben hemen ortakları bulmak için ilk olarak 5'e bölüyorum. Normalde 2'de başlardık ama hiç uğraşmayalım. 5'e bölersem 12'de 5, 1 kere var, şey 2 kere var. Geri 20 kalır, 4 kere var, 24. 16'da 5, 3 kere var, 15'te 3, 33 çıktı, tamam. Her ikisi başka neye bölünür ortak? Bunlar ortaktı. 3'e bölünürler. Bu 8 olur, bu 11 olur. İşaretle. Bundan sonra ortak yok. Direkt 11'e böl, bu bölünsün. 8'e böl, bu bölünsü. Normalde 8'e bölmeyiz ama pratiği anlamak açısından EBOB olduğu için sorun yok. Ne dedik? EBOB eşittir. 3 kere 5, 15. Tamam, çok güzel. Neymiş demek ki? Her bir parçanın boyu 15 cm olacakmış. 120 ve 165'in ortak olarak süreyi azaltmak istiyorsak en az parçayı, yani parçaları büyük tutacağız. Parçaların alabileceği en büyük değer de 15 oluyormuş. Güzel. Şimdi bundan sonra parça sayılarını hesaplamaya geliyor. Ben 120'lik olanı 15'er 15'er bölersem 15'er 15'er bölersem kaç çıkar? 8 parça. 165 olanı 15'er 15'er bölersem 11 parça oluşur sevgili arkadaşlar. Bölerek yapıyoruz tamam mı? Bu 8 parçayı kesmek için bak önce parçanın boyunu bulduk. Sonra parça sayısını bulduk. Şimdi de üçüncü değişken olan süreye geliyoruz. Her bir kestirme işlemi 15 saniye sürüyordu. Siz 8 parçayı kesmek için 15 kere 8 yapabilirsiniz ama dikkatli olmanız gerekiyor. Burada küçük bir detay var. O detay ne? Bakın size şurada örnek vereyim. Böyle bir çubuk kabul edin. Siz bunu 3'e bölmek isterseniz ne yaparsınız? 1, 2. Sadece 2 kesme işlemi yaparsınız. 3'e bölmek için 2 kesme işlemi yaparsınız değil mi? 3 kez yapmazsınız. İşte burada da 8 parçaya bölmek istiyorsanız 7 kez kesme işlemi yaparsınız. 7 kesme işlemi. 11 parçaya bölmek istiyorsanız 10 tane kesme işlemi yaparsınız. Yani toplamda bunların parçalarımız için 17 kesme işlemi yapıyoruz. Bunu da her birini 15 saniyeden hesaplayabilirsiniz. Bak 8 ile 11 olarak alıp sonucu farklı bulmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Dikkatli olun. Ne yapıyormuşuz? Kesme sayısına dikkat ediyoruz. Bundan sonrası zaten kolay. 17 ile 15'i çarpacağız. 5 kere 7. 35 elde var. 3, 5 kere 5, 8. 17 toplayalım. 5, 8, 7, 25 elde var. 2, 15 elde var. 2 pardon. Buradan da 255. Tamam. 255 saniyede bu işlem bitiyormuş. 255 saniye neye denk gelir? 240'ı 4 dakikaya gelir. Bir de geriye 15 saniyemiz kalır. Evet. Neymiş? 4 dakika 15 saniye şıklarda nerede? A şıkkında bulduk. Evet. Mevzu yalnız değil mi sevgili gençler? Özellikle şuraya çok dikkat edin. Bu kesme parçalarının sayısına dikkat edin. Bu tarz sorulara karşılaşırsanız o detaya dikkat edersiniz. Ve bir soru bölümümüze geldik sevgili gençler. Şimdi ekrandaki soruyu çözüyorsunuz. Cevabını aşağıdaki yorum kısmına yazıyorsunuz. Orada birlikte tartışıyoruz. Ayrıca konu istekleriniz ve fikirleriniz olsa bana iletin sevgili gençler. Bu son kalan süremizi de birlikte iyi değerlendirmiş olalım. Evet. Ekrandaki logodan kanalımıza abone olabilirsiniz. Yanındaki kutulardan diğer 8 sınıf LGS videolarına da ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki derste görüşürüz.